Özge Hanım, benim de bir maruzatım var. Öyle mi? Buyurun. Evet. Şimdi kuaförüm sensin yarışmasında adettir. Yeni gelene bir hediye verilir. Ramazan Bey'in çok üstüne geldiğimi düşünüyorum. Herkes olarak. Ben internette Hep de birlikte. sosyal medyada da gördüm. Dünyanın en hızlı saç keseniymişsin. Kabul edersen bu hediye sana. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şaşırdım, çok şaşırdım gerçekten. Beklemiyordum. Bir saniye görebilir miyiz? Ben merak ediyorum. Eğer sizin için sakıncası yoksa açar mısınız hediyenizi? Bilmiyorum. Hediyenin iyisi kötüsü olmaz derler. Kaplumbağa. Evet, şans getirir inşallah. İnşallah. Bu arada dün konuşmuştuk ama yine de belki televizyonunu yeni açmış olan seyirciler için kaplumbağanın ne manaya geldiğini bir hatırlatalım mı? Ramazan Şimdi, Bey. Ben şans getirdiğine inanıyorum. Öyle düşünmek istiyorum. Çünkü nezaket gösterip bir hediye almış. Ama kaplumbağa ağırdır. Dünyanın en hızlı kuaförü diye söyleyemiyor. Ama benim mesela bir yarışma yaptık. Bir düello yaptık dün. Kendisi beni çok çekiştiren, eleştiren yarışmacılardan birisi. Kendisi çıkmadı. Ferit arkadaşım, onu kutluyorum. Gerçekten. Ben de bir tebrik ederim. Onur hocam. Duydum. Beraber bir düello yapmakla, yarışmakla, bir şov yapmakla diyelim. Kendisine. Yine de önceye teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ince davranış için. Önce. Teşekkür ederim. Düello de olabilir. 5 dakika kesmiş olabilir de dünyanın en hızlı kuaförü diye söylediğimizde senden tek hızlısını gördüm, o yüzden getirdim. Peki, o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ne dedik? Modellerin getirdikleri saç modellerini yapacaksınız. Ama mutlaka şu arkada gördüğünüz İki standta bulunan aksesuarlardan, tokalardan kullanmak zorundasınız. Bunun için 1 saat süreniz var. 1 saatlik sürenizi başlatıyorum. Makyöz arkadaşları yerini alayım bu arada. Görüşürüz. Bana şans 1 saatlik süreniz için son 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz başladı. Araba motoruna yazınca dünyanın en hızlı kuaförü diye İsmihan Çetin çıkar herhalde. Benden öğrenecek çok şeyiniz var. Önce yer alabilir miyim? Ben kuaför malzemecisi miyim ya? Aparat bulamadım, kendi lastiğimi de takayım. Ya siz bunu beğendiniz ama ben beğenmedim. Hızlı Bey, ne yapıyorsun? Ha, gerçekten alnını bantlayacaksın. Evet. Bu makyajı zaten ben Manhattan'da yapmıştım 5 yıl önce. Sonuncu olan takım... Bana yorum yapacak adam benden üstün olsun. Eğer buradan Selami Bey izliyorsa ondan gerçekten özür diliyorum. Biri hak ediyorsun. Sizi kırıyorum. Şu anki saçında bir. Şov yapıyorum. Şu anki ya saçında sizsiniz. Bir. Sen benim konuşma. 10 yıl geri. Bağırarak konuşma. Arkadaşlar, burada büyüğünüz var. Benim bir tane ustam varsa o da annemdir. 5 dakikada yapacağım kızımı göstermek için. Aa, aynısı olmuş. Aa. Kendi hızını kanıtlamanın peşinde, modelin canımı acıyor, üzülüyor ama hiç umurunda değil. Temizlik topuzu gibi bir şey yaptın ya. Dur. Yapma ya. Ya benim çoluğumun çocuğumun fotoğrafı yere düştü ya. Japonlara benzemiş. Ya baca gibi durmuş. Kapatıcın iyi değilse ben vereyim canım sana. Yani saçın o modelden haberi yok. Geldiğinden beri aynı makyajı yapıyorsun. Kendine de aynı makyajı yapıyorsun. Modellere de ve burayı da hep parlatıyorsun. Ama ben beğenmedim. Bizimle değilsin. Hadi 5 dakikada da bunu yap da göreyim. Uzay prensesi gibi buldum. Bu hafta elinin ve gidin bence ya. Rujunuzun şekli yamuk sürülmüş. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya. Rezil mi olayım şimdi? Birinci olan takım... Sensin. Dünden sonra iyisin. Evet, dünden sonra iyiyim. Bu modeli seçtim ama aslında arkası içinde bir fikrim var. Tabii, dinliyorum. Toka bu şekilde başım düz bir şekilde evet, geçiyor. Geliyor. Saçlarımı tamam. İçinden geçirebilirsek benim için çok iyi olur. Yani şu mantık. Tacın arkası saçını tam içine geçirip içinde evet, bırakacağız. Arkadan evet. Bakalım da böyle şöyle bombeli içe giren bir saç olacak. Evet. Evet, yine çıt çıtlı bir şey seçmişsin. Ama konuyorsun diye seçtim diyeceğim de yalan tabii ki. Tabii ki yalan, seni zorlayacağım.
Ama yani ne güzel. Ben böyle şeyleri seviyorum ama ne yapayım? Ama baksana öncü modeli ne güzel. Bir taşlı şöyle yandan bir şey seçmiş. Ben böyle şeyleri seviyorum. Yani o doğal kız. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. 19 yaşında yani böyle yani. Nasılsın İrancığım dünden sonra? İyiyim. Hı. Sağ ol sen. Ben iyiyim de senin pek iyi olduğunu düşünmüyorum seçtiğim modelden sonra. Ben senin bunu yapabileceğine inanıyorum. Yani senin o gerçekten neden inandığımı bilmiyorum ama inanıyorum. Benim bayağı bir bence sık saçlarım var. Saçların buna sık da değil sadece kabarık. Kabarık değil. Daha kabarık. Ne kadar sık olabilir ki? Yani baksana çok az bence seni seçtim. Nasılsınız? Dünden bu yana diyelim. İyiyim. İyisiniz. Ben hiç iyi değilim. Kendime gelemedim. Siz nasıl iyi oluyorsun onu da anlamadım. Kutluyorum sizi. Gerçekten. Benden öğrenecek çok şeyiniz var. Evet, zaten herkes bir eğitim vermeye çalışıyor. Kaplumbağamızı da aldık zaten. Yani yavaşız, hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de kaplumbağa terbiyecisiyim biliyor musunuz? Arka modeli de normalde bu tarz yapıp arkayı dağınık topuz yapıyorum. Ama tercih meselesi, senin tercihin olsa o güzel. Ben bunu tercih ediyorum. Tamam ya yani yine olsun. Beni şaşırttın mı şaşırtmadın. Neden? Sadelik, doğallık. Evet, sadelik, doğallık. Bir de bizim o geçen taktığımızın küçüğünü takmak lazım. Neyi? Baksana burada bir yükseklik geçen var. Geçen taktığın neydi? Şov saçında yukarı taktım ya. Saçmalama o saçla bu saçma değil mi? Yok yok küçüğü, küçük parça. Neyse onu bir şekilde ayarlayacağız artık. Çıtçıtla yapacağız. Sakın şov saçı şey, gibi yapma. Şey bir de şu, şey yapalım. Burası düz ya. Ha. Önce şey, sonra kızar onun şeyini kestiğimiz için. Şöyle. Ha, onu biraz püsküllü olsun dümdüz olmasın yani. Ha tamam. Tamam perçem yoksa kızar o. Ama bir şey söyleyeyim. Laf edeceğiz sonra. Baştan yapamayacağım de o zaman bırak. Ya valla bırakmayı çok isterim de yani mesleğime saygımdan bırakmıyorum. Tamam ben de senin mesleğin olduğu için bu modeli tamam, yapabileceğine inanıyorum. Evet elimden geldiği kadar benzetmeye çalışacağım. Aynısını. İnşallah. Ya çünkü bu fotoğrafı ben öylesine getirmedim. Bir kere aynısını zaten bak orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tamam. Toka var. Zaten benim şu an 7 tane tokam yok yani. Evet modelimiz bu galiba. Evet beğendiniz mi? Kolay bir model. Basit bir model. Yani öyle zorlu bir model değil. En zor İsmail arkadaşım galiba. Sizin programda hep ne kaybettiniz biliyor musunuz? Evet. Neden? Çok iddialı girdiniz en hızlı kuaför diye hep oradan yüklendiler. Siz şimdi çok iddialı giriyorsunuz bundaki en küçük hata göze batacak. Ben burada indiren tek şey tacım. Güzel bir yer patlasın zaten her yer patlamasın. Ben evet dur patlasın tamam. Çal oynasın olmasın. Tamam o zaman bu konuda hemfikiriz. Evet tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Püskülü olursa nasıl olacak ki burada hani burada. Onun ince ya onun şeyi. O çıtçıtın şeyi ince. Ha. O yüzden şurası uzunlu kısalı gibi yapacağız. Düz kesersem öncü bana kızar yoksa düz kesersin. Sen yapabileceğim mi? Yaparım yaparım. Eminim. Eminim. Sakın şov saçı gibi değil bu şov saçı. Tamam tamam yapmayacağım öyle yapmayacağım tamam. Bana güvenirsen tersi olur. Tersi olmasın diye bana güvenme ki sonradan beğen. Ay tamam vallahi korktum şu an. Tamam. Güvenmiyorum. Tamam gerçekten. Başlayalım mı? Tamam hadi. Tamam hadi. Teşekkür ederim. Biz modelimizi gerçekten çok düşünüyoruz. Çünkü biz siz ince... rüşvet teklif ediyorsunuz resmen modele. Puan dilendiriyorsunuz. Puan dilendiriyorsunuz. Hayır canım görmediniz puan mi? Bizim gibi olun. Hayır görmediniz olun. Mi? Net olun. Baştan zaten pasta kestiler. Bir, bir yok, puanı aldılar yok, orada. Aynen değil. Öyle. Aynen, müşteri zaten. Modelin en çok sevdiği şeyleri yapıyorlar şu anda. Aynen. Gerçekten. O saç zaten olsa da olmasa da siz ondan 5 tam puan alırsınız. Aynen alırsınız. Bir şey söyleyeceğim. Çok ben kıskandım. Öncü Bey'den şüpheleniyorum bu arada. Niye? Ne için şüpheleniyorsun? Siz vermiyor musunuz? Duyum aldım. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.